Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener saat 22.30'da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini duyurdu. Yener, yurt içi ve yurt dışında toplamda 197 bin sandıktan 196.744'ünün açıldığını ve sandıkların açılma oranının %99.43 olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların %52.14'ünü, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise oyların %47.86'sını aldığını belirten Yener, Erdoğan'ın 27 milyon 513 bin, Kılıçdaroğlu'nun ise 25 milyon 260 bin oy aldığını kaydetti. Her iki aday arasında an itibariyle 2 milyon 253 bin fark olduğu görülmüştür diyen Yener, sisteme girilmeyen 809 binlik oy miktarının tamamının Cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceğini vurguladı. Yener, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür dedi. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan göreve yeniden seçilmesinin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka seslendi. Biz bu yolda gece gündüz demeden yürüdük. İnşallah Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz diyen Erdoğan, milletimizin her iradesi gibi bu sonucunda başımızın üstünde yeri vardır. Bugün Türkiye yüzyılı müjdesini verme günüdür dedi. Seçimin ikinci turunun herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sonuçlandığını ve resmi olmayan sonuçlara göre kendisine 5 yıllığına daha millet tarafından bu görevin verildiğini belirten Erdoğan, gerek 14 Mayıs'ta Gerekse 28 Mayıs'ta sandığa giden vatandaşlara teşekkür etti. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.